Videoya başlamadan önce bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu izledikten sonra videoma yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Photoshop'ta anti-aliyaz yani kenar yumuşatma olayından bahsedeceğim. Bu olay ne işe yarıyor, bu araç, bu seçenek ne işe yarıyor onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle nerelerde var? Bundan bahsedelim. Mesela seçili alanların çoğunda var. Lasso aracına geldiğinizde anti-aliyaz seçeneğini görüyorsunuz. Lasso'nun hepsinde var. Elliptical Markio Tool'da var. Rectangular Markio Tool'da aktif değil. Aktif olması için kenarları yuvarlatılmış kare gibi seçenekler olması lazım. Onun haricinde mesela sihirli çubuk da var. Peki ne işe yarıyor? Desen çizerken bu olayı kesinlikle kapalı tutuyorum. Özellikle renk ayrımında kesinlikle kapalı tutuyorum. Çünkü biz kenarlarının yumuşamasını hiçbir şekilde istemiyoruz. Ama daha çok fotomontaj yapılırken, yani fotoğraf manipülasyonu yapılırken çizimlerin, daha sonradan görsele eklenen çizimlerin kenarlarının yumuşak olması ve bunun çok büyük geçişlerle değil, resme yedirilecek, yani sırıtmayacak şekilde yedirilmesiyle. Şu anda yok. Anti-aliyazı açtığımda çizimlerimizi arkadaki görüntüye yedirecek şekilde bir yumuşatma verilir. 1-2 piksellik. Bu yumuşatma düz bir renkten değil, her rengin bulunduğu yerden geçiş yapılarak orada sonradan konulduğu sırıtmasını yapmayacak şekilde anti-aliyaz verilir, kenar yumuşatması verilir. Bu nerede kullanılıyor dedik? Fotoğraf manipülasyonunda. Yani mesela kafamıza bir şapka yerleştirdik Photoshop'ta. Elimize bir sigara tutuşturduk ya da kendimizi aldık başka bir ortama koyduk. Şu şekilde havada sırıtmasın diye o arkadaki görüntüye yedirilsin diye uygulanan bir işlem. Buna benzer bir görüntü bir de Photoshop'un temel ayarlarında var. Edit'ten Preferences, General diyelim. Burada Image Interpolation yani görüntü enterpolasyonu diye çevrilen Türkçe'ye bir olay var. Burada da Nearest Neighbor olarak tutuyorum ben. Yani kesinlikle görüntülerde büyütme küçültme yaparken yumuşatma hiçbir şekilde uygulamasın. Şimdi herhangi bir dosya oluşturalım yeni. Bu dosyayı oluşturduğumuzda da kenar yumuşatması olmayan bir yuvarlak çizelim. Bunu da dolduralım. Kırmızı olarak dolduralım öndeki renk. Şimdi büyütme küçültme yaptığımızda bu işlemde yani image size büyütmesi küçültmesi yaptığımızda ben bu görüntüyü 4 santime 4 santim olarak büyüttüm. Kenarlarda herhangi bir bozulma görmüyorsunuz. Ama yine bu temel ayarlarda girdiğimiz zaman fotoğrafları büyütüp küçültürken görüntüler çok sertleşmesin, çok kırılmasın diye Bigubik, Blenair gibi isimlendirilen yumuşatmalar uygulanabilir. Bunların her bir dördü, yani her biri ayrı bir yumuşatma seçeneği. Bigubik olarak seçelim en iyi geçiş yumuşatması olarak. Şimdi image size herhangi bir görüntü değişikliği yaptığımızda, büyütme, küçültme yaptığımızda normalde bir fotoğrafa uygulaması gereken yumuşatmayı uygulayacak. Burada çizimimiz neden yumuşadı? Hani gerçek bir fotoğrafta büyütme küçültme yaparken buradaki görseller kırılmasın diye uygulanan bir yumuşatma bu aslında. Ama bizim tabii ki vektörel çizimlerimiz neden yumuşuyor diye soracak olursak bu Ctrl K kısa yoluyla ulaşabildiğimiz yani uzun yoluyla Image, özür diliyorum Edit, Preferences, General'la ulaşacağımız uzun yolla Image Interpolation'ı biz Nearest Neighbor yani Türkçelerinde en yakın komşu olarak ayarlayacağız. Bundan sonra büyütme, küçültmelerimizde vektörel çizimlerimiz kesinlikle kırılmayacak, bozulmayacak. Özür dilerim, yumuşamayacak ve sert kalacak. Umarım anti-aliyazı ve Nearest Neighbor Image Interpolation olayını anlatabilmişimdir. Detaylı soruları yorumlarda iletebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.